Hoş geldiniz Sayın Genel Başkanım. Bir ittifak kuruldu. Yarın ittifakta birlikte seçime girildi. Bu ittifakın mimarı Sayın Genel Başkanımıza tekrar çok çok teşekkür ediyorum. Tekrarımıza başlıyor. Bu yeni anlayışın Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında Millet İttifakı'nın iktidarında tüm Türkiye'ye yayılacağına yürekten inanıyorum. Millet İttifakı olarak uyum içerisinde ülkemizi ayrılık edeceğiz, taşıyacağımıza yürekten inanıyoruz. Başta Sayın Genel Başkanımız, Sayın Meral Akşener olmak üzere burada bulunan tüm yöneticilerimize, milletvekillerimize, hemşerilerimize, İYİ Parti ailesine en içten sevgi ve saygılarını sunuyor. Kongremizin hayırlı olmasını diliyorum. Bizi bugünlere göreceğimizi düşünmüştünüz. Bugünlere gelebileceğimizi hiç düşünmüştünüz. Biliyorum siz düşündünüz. Abiler, muhteremler düşünmüştünüz. Bu kadar inat çıkacağınızı düşünmüştünüz. Bütün kurumlarımızı o günün şartlarında FETÖ'ye, bugünün şartlarında da METO'ya teslim edenlerdir. Burayı şereflendiren herkes 2010'da nasıl demokrasinin, makulün, doğrunun yanında durup o günün şartlarında bedel ödendiyse, manevi bedeller, maddi bedeller ödendiyse aynı insanlar 2017'de o günün en zor şartları altında il il, ilçe ilçe gezerek tekrar 2017 referandumunda milletvekillerinin kıymeti harbiyesinin kalmayacağını, kurumların ortadan kalkacağını, dün FETÖ'yle içi boşaltılan manevi hükmü şahsiyeti yerlere indirilen ve itibarı neredeyse sıfıra getirilen Metehan'dan günümüze gelen Türk ordusunun nasıl içinin boşaltıldığına o yıllarda karşı çıkıldıysa, tavır konduysa 2017 referandumunda da burayı şereflendiren herkes kurumlarımızın bu sefer sivil ya da silahlı kurumlarımızın, hukukun, yargının ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hükmü şahsiyetinin yerlere, itibarının yerlere düşürüleceğini, milletvekili olmanın vatandaşla milletvekili arasındaki o iletişimin, o ilişkinin ortadan kalkacağını bildik, gördük, karşı çıktık. 2017 referandumundan sonra ortaya çıkan gerçeklik bu ülkenin tek adam rejimiyle, bu ülkenin partili cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denilen bir ucube sistemle yönetilmesi oldu. İşte apar topar seçime gidildi, biliyorsunuz. 24 Haziran'da seçime gidildi. Sokulmamak için seçime büyük gayretler yapıldı. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'yla görüştüm. Ve sonuçta seçime girebilmemiz için 15 milletvekili bize yardıma geldi. Ve öyle enteresan bir şey oldu ki o 15 milletvekili olan demokrasi kahramanı kabul ettiğimiz arkadaşlarımız geldikten sonra bizim seçime girmemizi YSK nasıl verdi biliyor musunuz? Gerekçeyi, kararı nasıl verdi biliyorsunuz? Hatırlatayım tekrar. Teşkilatlarını tamamlamış ve grubu olan bir siyasi parti olarak seçime girebilir dendi. Dolayısıyla 15 milletvekili arkadaşımızın hakaret görmemesi, tacize, tarize, hakarete uğramaması için bu seçim kararı alınır alınmaz, o karar verilir verilmez, o arkadaşlarımızın partilerine dönmesini sağlayalım. Ölünceye kadar bütün hayatımız boyunca bu arkadaşlarımıza teşekkür etmeye devam edeceğiz. Ama
Benim o talepte bulunmam, Sayın Kılıçdaroğlu'nun da o talebe olumlu cevap vermesinin sonuçları ne oldu? Sonuçlarından biri karşımda oturuyor. Edildiği günden beri failleri ortada yok. Ey Sayın Erdoğan, şu hareketinle her şey oluyor. 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 Bu hareketleri bilerek yaptım. Sen bunların ne manaya geldiğini bilirsin. Bunların hepsi oluyor. Sinan Ateş'in katillerini niçin bulmuyorsun? Niçin bulmuyorsun Sayın Erdoğan? Başaracağız, başaracağız. Allah'a emanet olun, saygılar sunuyorum.